Herkese merhaba. Ödemiş Çarşı'dayız. Şu Töngül dededen toruna pide fırınına geldik. Pide yemek için ama maalesef saat 2'de bitiyormuş. Biz de dedik Ödemiş'in meşhur pul biberinden alalım bari gelmişken. Şimdi pul biberci bakıyoruz. Ödemiş'in tarihi çarşısındayız. Aynı kemer altına benziyor değil mi? Evet. Aynı sıfat kemer altına. Bak burada da baharatçılar var mı? Var. Kaç burada baharatçılar var gel. Ben, aynı. Etrafı biraz şöyle çekelim istedik. Töngül'den pide yemek nasip olmadı. Artık bir dahaki sefere. Şimdi buradan Ödemiş Ova kente gideceğiz. Oradan da Bademli'ye gideceğiz. Değil mi Ece? Evet. Araç trafiğine kapatırsa daha güzel olur aslında. Çok güzel ara sokakları var. Aynı İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'na benziyor. Ama araba ve motor trafiğine kapatılsa çok çok daha iyi olur. İnsanlar daha rahat yürürler ve alışveriş yaparlar. Şimdi buradan pul biber alacağız. Buranın pul biberi inanılmaz güzel. Tarafa doğru caddeye çıkıyor. Şu şekilde. Ama bayağı bir dükkanlar kapanmış. Eskiden daha kalabalıktı bu. Virüsten sonra anne, çok kapanan yer olmuş. Anne şu kaç liradır gel mi? Bunlar kaç liradır? Bu TRT'de oynanan dizi vardı Yeşil Deniz. Evet Yeşil Deniz. O burada çekildi değil mi? Hı, burada çekildi. Hatta ben o zaman gelmiştim buraya. Burada o film setiyle karşılaşmıştık. Görmüştüm canlı canlı. Evet. Şu ara sokak da güzelmiş bak. Ya işte araç trafiğine kapatılsa daha güzel olur. Evet. Fırat Bankası şu taraftaymış. İstersen gidelim buraya doğru. Yavaş yavaş. Hurmacıya bak Hüseyin. İlk defa böyle hurma satan birini görüyorum. Türkiye'de. Evet. Ya İzmir'de. Bak açık satıyor. Normalde tatlı, halka tatlısı falan satılır değil mi böyle? Evet. Hadi gidelim. Arabalar her yerde. Ne çekiyorum. Ya bu arabaların ve motorların gürültüsü gerçekten çok kötü. Burası serinmiş baya. Üstü kapalı ya. Değil mi Ayşece? Burası balık. Evet, balık satış yeri. Tam tahmini ve kasaplar var, balıkçılar var. Ama çoğu kapalı. Değil mi? Evet, çoğu kapalı yani. Evet. Markete sorayım mı? Beş tane şeyi var, girişi var buranın. Çarşısı güzel ama. Tek sorun arabaların girmesi çarşıya. Araç trafiğine kapatılsa çok çok daha iyi olur. Çünkü gezden bir şey anlamıyorsun, motorlar üzerine geliyor. Yoksa çarşı çok güzel. Tarihi bir yer zaten. Tarihi bir çarşı. Biz İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı'na benzettik burayı. Burada bir cami var.
Ödemiş biberi aldık. Az biber 1 kilo. Şu fırtına marketten. Balıkçılar çarşısı. Ödemiş toz biberi. Daha önce renginden almıştım. De belli zaten, evet. Turuncu. Harika bir lezzeti var. Gerçekten evet. Çok lezzetli. Acı mı? Tadına evet. Baktın mı? Yani ama ölüm acı değil. Tatlı bir acısı var yani. Yani güzel acı. Ölüm acı olursa yiyemeyiz. Evet. Çarşıyı gezdik ama pek çarşının tadı kalmamış. Biraz boşalmış gibi çarşı. Şimdi buradan Ova kente gidiyoruz. Ödemiş Ova kentine. Merhaba. Burada da herhalde ayakkabıcılar, terlikçiler var. Bayağı büyük bir çarşı da. O tarafları gezemiyoruz çünkü biliyorsunuz sokağın kısıtlaması başlıyor 7'de.